gel. Kız çocuğu yetiştirmek. Bu arada bugün Dünya Kız Çocukları Günü'ymüş. Eli boş gelmedi. Evet, o yüzden bize böyle bir kitabıyla gelmiş Hatice Hanım. Kız çocuğu yetiştirmek. Ben de buradan o zaman bütün kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum. Kendi dört tane kızım var benim. Üç tane var, özür dilerim. Kendi kızım, iki tane de yeğenlerim. Onları da öpüyorum buradan. Bu da benim kız. Bak, bu da benim kız. Bak, tipe bak. Nasıl tatlı, maşallah. Geliyor, her gün buraya geliyor. Ben günaydın diyeceğim. Ondan sonra gideceğim diyor. Allah razı olsun. Allah herkesin çoluğunu çocuğunu bağışlasın. Ama kız çocukları özellikle... Buraya alayım mı Hatice Hanım? Farklı, kız çocukları özellikle yüreğimiz titriyor. Daha farklı değil mi? Evet, evet. Çünkü çok naif, çok ince bir yaratılışları var. Yani yaratılışları öyle. Elbette ki bütün çocuklar çok değerli. Kız erkek diye ayırmıyoruz ama kız çocuklarına o yüzden kalbimiz böyle daha bir herhalde korumacı yönümüz şahlanıyor. Aynen, biraz evet. Artıyor. Şimdi ne anlatacağız bugün Hatice Hanım? Bugün ne anlatacağız? Bilmem, siz soracaksınız. Bugün, ben bugün cevap böyle veriyorum. Aksiyonlu bir takım şeyler var. Balonlarımız var masamızda. Evet. Özellikle çocuğumuzla yaşadığımız iletişim hataları mesela. Ve bir de kız çocuğu yetiştirme rehberimiz var. LED'imize gelsin. Mutlu kız çocuğu, mutlu kız çocuğu yetiştirme rehberi. Kız çocuklarının duygularına eşlik edin. Yani sadece kız çocukları değil, erkek çocuklarının da duygularını ama kız çocuğu daha farklı, elbette. Değil mi? Yani belki Dünya Kız Çocukları Günü diye biz böyle evet, hani ufak tefek manşete çekiyoruz ama elbette söyleyeceğim şeyler bütün çocuklara dair. Duygulara eşlik etmek aslında insana eşlik etme sanatı. Biz biraz galiba işte çocuklarımızı yetiştirirken davranışlarını nasıl şekillendireceğimiz boyutunu fazlaca konuşuyoruz. İşte doğru nasıl yemek yemeyi öğretiriz, dişlerini fırçalasın, yatağını toplasın gibi davranışları konuşuyoruz. Ama insanlar duygularıyla hayata bakıyorlar. Duygularıyla hayatı deneyimliyorlar. Biz bu konuda biraz çuvallıyoruz. Ne gibi? Ufak bir örnek vereyim. Mesela düşünün. Yetişkinle çocuğa davranışımızın farkını birlikte burada tahlil etmiş olalım. Siz bir şeyden korkuyor olsanız, diyelim ki yüksek sesten korkuyor olsanız. Ben size şöyle desem geçer mi? Korkma ya, bunda korkacak ne var? Evet, biz çocuklarımıza maalesef bunu yapıyoruz. Çocuklara bunu yapıyoruz. Çocuk gece korkuyor mesela, geliyor hani korkuyorum diyor, korkacak ne var? Hele ki bunu erkek çocuklara daha fazla yapıyoruz. Erkek çocuklar hiç korkmamalıymış gibi. Öyle bir duyguları yokmuş gibi. Üzüntü, ağlamak. Mesela ben hani bu örneği fazlaca vermeyi seviyorum. Halimizin komikliği ortaya çıkıyor. Düşünelim birlikte. Çok doldunuz. Bir konuda çok üzünlüsünüz. Yakın bir arkadaşınıza gittiniz. Ağlıyorsunuz. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorsunuz ve derdinizi anlatıyorsunuz diyelim ki. Arkadaşınız size şöyle dese nasıl olur? Alişan, eğer şimdi susarsan, ağlamazsan sana çikolata vereceğim. Evet. Ne kadar komik değil mi? Yani biz bunu yetişkin dünyasında yapmıyoruz. Yetişkin dünyasında duyguları nispeten daha anlamaya yönelik davranmaya çalışıyoruz. Ama konu çocuklar olunca şu duygularına eşlik etme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Yani çocuklar aslında evet, çocuk onlar. Çocuk onlar gibi düşüneceğiz ama onları da bir birey gibi görürsek. İnsan. Evet. Ya çocuk eğitimi deyince galiba kafamız karışıyor. İnsan eğitimi diyelim buna. Bir insana, yetişkin bir insana yapmayacağımız hiçbir şeyi çocuğa da yapmayalım. Mesele bu kadar basit aslında. Aynen öyle. Atıyor, içine atıyor. Kesinlikle vallahi öyle. Öyle. Kesinlikle. Peki, mutlu kız çocuğu yetiştirme rehberinin ikinci maddesi, ergenlik döneminde kız çocuğunun bedensel ve ruhsal değişimlerine doğru yaklaşım sergileyin diyor. Benim anne babalardan özellikle ergenlik döneminde aldığım en fazlaca soru sanıyorum şu. Çocuğa bir haller oldu, bir değişti. Ya odasına kapanıyor. Büyüyor. Hiç yanımıza gelmiyor ya da sohbet etmeye çalışıyoruz, birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, tepkisel davranıyor, işte böyle öfkeli ve ters cevap veriyor. Belki ergenlikle ilgili şunu bilmek bizi rahatlatır. Ben şey gibi düşünüyorum, Allah-u Teala yaratılışın seyrine baktığımızda iki tane önemli koza dönemi yaratmış aslında. Bir tanesi anne karnı dönem. Orada ne oluyor? Düşünün, bir kan pıhtısından başlayan oluşu. Bir bebek oluyor ve öyle dünyaya geliyor. Böyle hızlı bir büyüme evresi var ve bir kozanın içinde yaşıyor bunu. Annesinin karnında yaşıyor. Ergenlikte aynı öyle bir dönem. Çocuk girecek, neredeyse yetişkine doğru evrilmiş bir artık zihin kapasitesinde ve gelişimde oradan çıkacak. Bu çok hızlı bir büyüme. Kendi ergenlik dönemimizi şöyle bir hatırlayalım değil mi? Bir yılda, iki yılda sırf bedensel büyümeye baksak boyunuz birden uzar, bedeninize dair pek çok şey değişmeye başlar. Çok hızlı bir büyüme var burada. Ruhsal büyüme yok mu peki bedensel büyüme olurken? Ruhsal büyüme yok mu? Var. İşte bunun sancıları da var bu yüzden. İşte biz şu anda onu Eyşan'da yaşıyoruz mesela. 13 yaşında şimdi. Artık daha böyle erken giriyorlar ergenliğe. 13-14 evet, yaşlarında. Bizim zamanımızdaki ergenlik 17-18'di.
Şimdi biraz artık geç olabilirdi, biraz, evet. Biraz daha biraz erken yediklerimiz, oldu. İçtiklerimiz, biraz belki artık yaşam biçimimiz. Çocuklar çok hareketsiz kalıyorlar. Babalar özellikle kız çocuklarına hani biraz daha uzak duruyorlar. Yani uzak nasıl derken... Nasıl yaklaşacağını bilmiyor, öyle hani değil mi? Uzak derken hani kız çocukları babaya çok kolay yalan söyleyebiliyor. Öyle mi? Bence. Çünkü baba daha böyle şey ya... Hani baba daha izin veriyor. Babaya gelip kandırabiliyorlar. Anneleri kandıramıyorlar. Kız değil bunlar. Sadece erkek çocukları da öyle. Herhalde o konuda biraz daha babaların daha böyle şey olması lazım. Bunun bilimsel bir cevabı var biliyor musunuz? Şöyle yapılıyor. Kadınlar, erkekler iki gruba ayrılıyor. Duyguları ifade eden kartlar gösteriliyor onlara. Belli duyguların olduğu kartlar ve beyinleri görüntüleniyor o sırada. Beynin neresi hareketleniyor ona bakıyorlar. Erkek de kadın da duyguları okumada, yani öfkeli bir resim gösterdiysek bu öfkedir demede bir problem yok. Beynin aynı yerlere çalışıyor. Ama kadında farklı bir yer daha çalışıyor. Limbik sistem. Limbik sistem şunu sağlıyor. Oradaki duyguyla duygulanıyor kadın. Yani öfkeli birini gördüğünde öfkeyi yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla bir insan yalan söylerken ne vardır orada? Kaygı vardır, değil mi? Bir böyle kaçınma hareketi vardır. Korku vardır. Korku vardır. Bir içsel, hele ki çocukta bu çok var. Çünkü onlar bir yetişkin gibi yalan söylemiyorlar. Daha masum bir noktadan söylüyorlar. Anne bunu hissediyor işte. Yani burada diyor ters bir şey var, bu doğru söylemedi diyor. Anne bunu hissediyor. Erkek bunu hissedemediği için belki daha inanıyor. Orada kadın daha mahir, duyguları hissetmede. Aynen öyle, limbik sistem. Unutmayalım erkekler. Peki, sıradaki maddemiz gelsin. Yönetmenim. Teknolojiyi yönetmeyi öğrenin işte. En büyük sorun burada zaten. Kesinlikle öyle. Yani... Hani burada hep şey vardır, batılı tasvir, safi zihinleri idlal eder diye böyle bir mottomuz var. Aslında böyle olumsuz örneklerden bahsetmemek lazım. Ama konu teknoloji olunca gerçekten gençlerimizin özellikle bakmak içine düştüğü lazım. Çok ciddi tuzaklar olabiliyor. Bakmak lazım. Ya burada biraz şey yapmak lazım biliyor musunuz Ayşen Bey? Temel problem teknolojide şurada yaşıyoruz. Normal hayat seyri nasıldır? Yetişkinin çocuğa öğretmesi şeklindedir. Öyle ilerler değil mi? Neden? Yetişkin daha tecrübelidir, daha bilgilidir. İşin doğal seyri bu. Ama burada çocuk. Teknolojide iş tam tersi oluyor. Çocuk kontrol ediyor, yetişkin o kadar mahir değil konuyla ilgili. Dolayısıyla çocuğu takip ederken de sıkıntı yaşıyor. Ama artık hani bazı o kadar standart ve kolay şeyler var ki bunu herkesin yapması gerekiyor. Ne gibi? Hangi internet bağlantısını, hangi şirketi kullanıyorsanız hemen bir aile paketine geçeceksiniz. Böylece ne olacak? Çocuklara gayri ahlaki sitelere vesaire girmeyi banlıyor. Hani yasaklı. Kontrol altında tutacaksınız. Yani sınırlı bir serbestiyet olacak. Çocukların odasında teknolojik gereçlerin bulundurulması gerçekten sıkıntılı. Yani çocukların ayrı ayrı odalarında bilgisayarların olması, evin bilgisayarı herkesin oturduğu yerde olsa o kontrolü daha rahat sağlayabiliriz. Bir de ben şu kafadan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Her konuda olduğu gibi teknolojide de. Anne babalarda şu yönelim oluyor. Ya herkesin çocuğunun var, benimkinin olmasın mı diye daha yaşı çok küçükken ve onu yönetemeyecekken akıllı telefonlar çocukların eline veriliyor. Bu ciddi bir problem. Bunu yapmıyor olmak lazım. Yani herkesin yapması bir şeyi değiştirmez. Çünkü herkes yanlış yapıyorsa ne yapalım? İşin doğrusunda buluşuyor olmak maalesef lazım. Maalesef şu an en büyük tehlike bu, biliyor musun? Bir şey ihtiyaç olmadığında alınmaz. Hani hep biz uzmanlar çıktığımızda bir kitabi bilgi vardır değil mi? Şu yaştan önce çocuğa almayın falan. Ben buna da katılmıyorum. İhtiyacı olmadıkça almamak lazım. Mesela liseye giden bir çocuğun cebinde internet bağlantısı, her şeye erişimi açık olan bir bilgisayar, çünkü o telefon değil yani. Böyle bir aygıt taşımasına gerçekten ihtiyacı var mı? Yok. Ne için kullanıyor yani? Ben sadece onun nerede olduğunu bileyim, ne yaptığını bileyim. Merak ettiğim anda arayayım. Tabii bir telefon, ulaşabileceğim yani. Bir telefon olsun cebinde, bu yeter. Bizim zamanımızda yoktu ki böyle şeyler. Hiç telefon yoktu. Hiçbir şey yoktu yani, telefon yoktu ya. Aynen öyle. Bunu deyince de şöyle diyorlar, zaman değişti. Aslında mesele ne biliyor musunuz? Çocukları bu şekilde kontrol altında tutmak bize daha kolayımıza gidiyor. Artık bunu teknolojiyle yapabildiğimiz için. Oysa ki bir çocuğun nerede olduğunu biliyor olmanın yolu bir aygıt vermek değildir. Arada bir ilişkinin, iletişimin olmasıdır. O zaman zaten çocuğun seni arar, der ki anne bugün arkadaşlarla şuraya gideceğim, haberin olsun. Evet. Yani bunu sağlamak emek gerektirdiği için işte koluna bir saat takıyoruz. O saatle onu takip ediyoruz. Yani ben çevremde şunu çok fazla duyuyorum. Diyor ki çocuğumun telefonuna diyor bir yazılım kurdum diyor. Çünkü artık böyle imkanlar var. O yazılımdan diyor yani takip ediyorum nerede olduğunu. Yani okulda mı değil mi? O kadar da değil ya. Ama çocuk ne hissediyor? Ailem bana hiç güvenmiyor. Ya ne öyle yapacaksın, evet, ne de tamamen serbest bırakacaksın. Yani onun bir arasını
bir anne baba bulması lazım yani. Evet, bunu daha önceki ilişkiyle yapıyoruz. Bunu ilişkiyle sağlam, dediğim sağlıklı gibi. İlişkiyle. İnanın benim de 3 evladım var. Allah hepimizin Allah evlatlarını bağışlasın inşallah. Şunu hep söylüyorum, özellikle büyük oğlum 17 yaşında. Yani diyorum ki, yavrum lisede, hani kötü örnek olmasın ama lise çağında hepimizin yaşadığı bir şey. Arada çocuklar okul kırmak isterler değil mi yani? Hani yaptıkları, arada bir yaptıkları tatlı bir ergenlik kaçamağı diyelim, gençlik kaçamağı yapmasınlar diyelim. Yapmasınlar ama hepimizin yaptığı şeyler. Yapmasınlar ama hani ufak tefek de oluyor böyle şeyler, o açıdan söylüyorum. Yani böyle bir şey yapmak istersen haber ver diyorum ya, haber ver. Yani ben yalan bunu, söyleme değil mi? Yalan söyleme, nerede olduğunu bileyim. Gerisi problem değil yani, sen de gençsin ve bazı şeyleri yaşayacaksın. Bunda bir sıkıntı yok. Aynen. Bu rahatlığı verdiğimizde bence aramızda yalan olmadığında sorun da ortadan kalkacak yani. Yani çocuk hata yaptığı zaman o hatasını gelip söyleyebilsin. Evet. Bir kere yalan alıştı mı zaten ondan sonra geçiyoruz. Orası geçiyoruz. Çok sıkıntılı. Geçiyoruz. Bir de hiç hata yapmayan insan var mı? Biz yetişkiniz hiç mi hata yaptık? Bunu anlatmak lazım işte çocuğa. Kesinlikle. Peki, teknolojiyi de öğrendik. Kendine saygı duyan, iç sesini duyabilen kız çocukları yetiştirdi. Doğru. Kız çocukları için bu konu günümüzde biraz daha gerçekten çetrefilli bir konu. Neden? Bazı ideolojiler, bazı akımlar var ve şunu söylüyorlar kız çocuklarına. Sen erkeklerin yaptığı her şeyi yapabilirsin. Yapmalısın da hatta. Yani güçlü bir kız çocuğu ve güçlü bir kadın olmak için bir erkeğin yaptığı her şeyi yapabilirsin. Tabii ki bir insan hayatta istediği her şeyi yapabilecek bir özgür alanı olmalı. Fakat sizce de şöyle değil mi? Bir erkeğin yaratılışıyla bir kız çocuğunun, bir kadının yaratılışı fiziksel olarak, duygusal olarak aynı mı? Aynı mı? Tabii ki aynı değil. Değiliz. O zaman niye aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz? Mesela ben bir beyefendiye şöyle bir şey diyebilir miyim? Sen çok iyi anne olursun. Diyemem, olamaz çünkü. Bir anne de çok iyi baba olamayacağı gibi. İngiltere'de mesela gazetelere de taşınmış, bilimsel literatürde de yerini almış böyle bazı şeyler var, çalışmalar. İngiltere ile ilgili yapılan bir şey var. İş hayatındaki kadınlar, kadınların belli biliyorsunuz naifliği, daha duyguları, okuryazarlığı diye bahsettiğimiz halleri var. Ama iş dünyası bunu kaldırmadığı için, özellikle bazı iş gruplarında çok zorlandıkları için testosteron hormonu alıyorlar dışarıdan vücutlarına ki daha erkeksileşebilmek ve buna adapte olabilmek için. Peki yazık değil mi bu? Ne gerek çok, var? Çok başarılı yani yıllardır erkeklerin böyle hakim olduğu mesela futbol mesela çok güzel oynuyor kadınlar. Mesela işte voleybolcu kızlarımızın dünya şampiyonasındaki gösterdiği ve şu anda dünyanın bir numaralı olmaları evet. Falan bunlar da çok güzel spor. Şeyler. Onun dışında tamam. Biz işte programımıza davet ettik mesela yine bir erkek iştir araba tamirciliği bir ablamız vardı muhteşem yapıyor. Dediğin gibi evet bazı şeylerde çok şey yapmamak lazım kendini ama kendini bunu yapacağım diye mecbur hissetmek evet işte lazım. Yani ne her işi yapabilirsin ne de sen kızsın şu işi yapamazsın demek. Aynen öyle. İkisinin arasında aynı dediğimiz gibi demin ne böyle çok sıkı tutmak ne de çok gevşek bırakmak gibi bir şey. İtidalli kalmak. Burada çok kilit bir şey vereyim mi tanım? Hani kendine saygı duyan kız çocuğu. Hep özgüven diyoruz ya kız için de erkek için de. Özgüvenin tanımını bence iyi bilmek lazım. Özgüven bakın kelimenin içinde de geçiyor. Özgüven diyoruz değil mi? Özüne güvenen çocuk yetiştireceğiz. Özü neyse o konuda önünü açacağız. Çocuk. Aynen öyle. Peki kısa bir reklam verelim. Reklama gidiyoruz kızlar. Az önce orada bir konuşmalar oldu. Ben gördüm. İsminizi tahtaya yazıyorum konuşanlar. Emine çok konuştu. Müzeyyen Emine'ye bir şeyler söyledi konuştu.